Evet, gördüğünüz bitki havlucan. Havlucanın yaprakları çiçek açamamış, açmaya vakit bulamamış. Havlucan tropik bir bitki olduğu için her yerde, her ortamda çok sıcak iklim gerektiği için çiçek açamamış burada. Havlucanın kökü kullanılır. Havlucanın kökü antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Birleşimindeki etken maddeler mantarları yok edici ve yapılan araştırmalarda iştahı artırıcı ve iltihapları önleyici. Efendim, şimdi karaciğerde elangaz ve desturaz isimli enzimlerde bağırsaklara mantar yerleşirse mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle karaciğer yorulur, yağlanır. Karaciğer yorulursa, yağlanırsa elangaz ve desturaz isimli enzimleri salgılayamaz hale gelir. Karaciğer enzim salgılayamaması demek, mesela oleik asit, yani zeytinyağın prostaglandin E1, E2, bu da estradiol veya kadınlık hormonu veya testosterona, erkeklik hormonuna dönüşür. Fakat karaciğerde problem varsa mantarlardan dolayı yeterince enzim salgılayamazsa, salgılayamamış olduğu enzimler nedeniyle prostaglandin E1, E2'ye dönüşmesi gereken zeytinyağı dönüşmez. Lökotrin denen bir maddeye dönüşür. Bu da iltihapları tetikler. İşte bunun birleşimindeki etken maddeler ne yapıyor? İltihapları önlüyor. Mantarı yok ederek. Evet, romatizmaya karşı etkili. İştahsızlığa karşı etkili. Mantara karşı etkili. Havlucan çok çok faydalı. Herhangi bir yan etkisi yok. Hürmetler, saygılar.